Hükümet bireysel emeklilik sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Plana göre sisteme girişte uygulanan 18 yaş sınırı kalkacak. Her isteyen çocuğu adına bireysel emeklilik yatırımı yapabilecek. Sadece bu değil, zorunlu bireysel emeklilik sisteminde de değişikliğe gidilmesi bekleniyor. 2 aylık cayma süresi daha da esnetilebilir. Bireysel emeklilik sistemi değişiyor. Hükümet tasarrufları artırmak için yeni formül arayışında. Devlet katkısından dolayı tabii ki avantajlı. 3 çocuğum var. İkisine yaptırmıştım. Üçüncüye de yaptıracağım. Bireysel emeklilik sistemindeki kişi sayısı 6,8 milyonu, birikim miktarı ise 70 milyar lirayı buldu. Ekonomi yönetimi katılımcı ve birikim miktarını artırmak için 18 yaş sınırını kaldırmayı planlıyor. Sadece kendilerini yapıp çocuklarını varis olarak gösteriyorlardı sözleşmede. Şimdi direkt çocuklarının üzerinde bu uygulamayı yapabilecekler. Bu çok büyük bir avantaj getirecektir. Türkiye'de 18 yaş altı yaklaşık 23 milyon genç ve çocuk var. Yaş sınırının kalkması da sisteme girebilecek 23 milyon potansiyel katılımcı anlamına geliyor. Sisteme her 100 lira koyana devlet de 25 lira destek veriyor. 23 milyonun sadece %10'u bile sisteme girmiş olsa bu da tek seferde 287 milyon lira katkı anlamına geliyor. 18 yaşına kadar çocuklara yapılmış olan bireysel emeklilik sözleşmesinden o tarihte cayıp birikmiş parayla çocuklarını istedikleri üniversitede okutabilirler. Belli bir yaşa geldiği zaman kendisi isterse iş kurmak için kullanır, isterse eğitim için kullanır. Diğer bir değişiklik otomatik bireysel emeklilik sistemi için düşünülüyor. Maaşları çok az. Çok az olduğu için ek bir kesinti hiçbir zaman istemiyorlar. Otomatik BES uygulaması 1 Ocak itibariyle başladı. 45 yaş altı çalışanların maaşlarından otomatik olarak kesinti yapılıyor. Ama isteyen 2 ay içinde sistemden çıkabiliyor. Sıkıntı da işte buradan kaynaklanıyor. Zira ekonomi yönetimi %10 beklerken cayanların oranı %40'a dayandı. Sistemde 2,6 milyon katılımcının 775 milyon lirası birikti. Tasarruf yaptıklarını ve içeride bir devlet katkısına sahip olduklarını, bir fon getirisine sahip olduklarını görme imkanlarını gösterecek. Bu sürenin ne kadar fazla olursa o kadar fayda getireceğini rahatlıkla görebiliriz. Planlanan bu süreyi biraz daha esnetmek, böylece sisteme girenlerin üzerindeki baskının azaltılması, birikimin getirisini görmesi ve sonuç olarak da sistemde kalması sağlanacak. Gayet güzel, iyi olur yani. Güzel bir şey.